Hanımlar, beyler, baylar, bayanlar, herkese selamlar. Yeni bir Parking Tycoon Simulator bölümüne hoş geldiniz. Serinin 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. 8000 dolar gibisinden bir paramız varmış ve burası da böyle görünüyormuş. Göz lazer ameliyatı oldum, o yüzden gözlükler takıyorum. Bununla ilgili şaka yapmazsanız sevinirim. Şimdi ofisi en son geliştirmiştik. Buraya grafiti yapmış ya. Terbiyesiz herif. Bu grafitiyi bir kaldıralım. Ondan sonra neler yapacağız? 8000 dolara neler yapılıyor? Onları hatırlamaya çalışacağım. Bir de bunların üst katı falan dikiliyormuş. Abi üst katı dikiliyorsa şu an gölgeli kalmanın bir anlamı kalmıyor değerli arkadaşlar. Hocam sizler şöyle güzelce, şu ışığı kapatalım ya. Şöyle güzelce bir beğeni atarsanız çok güzel olur. Kapıyı bir açalım. Biz de içeriden neler yapılıyor onlara bir bakacağım. Open, close. Aa, böyle. Peki bu ofisi geliştirdikten sonra kapılar falan niye gelişmemiş ki? Bakalım ofisle ilgili neler var? Yani bunları bir çözümlemeye çalışalım. Bir adet çöpçü, çöp kamyonu şey yapalım, sipariş edelim. Sonra bir etraftaki şeylere bakayım, çöplere. Şu dolu mu boş mu bilmiyorum. Bak bu boşmuş, güzel. Abi hiç çöp yok o zaman. Gün içindekiler gidecek mi? İçeride zaten temizlikçi arkadaşlar çalışıyor, güvenlikçi arkadaş çalışıyor. Bir de otomatik bar mıydı onun adı? O ondan olması lazım. Bunları bir geliştirelim bakalım. Şimdi bilgisayardan neler yapabileceğimize bakalım. Çünkü bir süredir oynamıyorum ya, unuttum işi. Arkadaşlar korumacı aldım 3 tane. Porter dediği şey, neydi bunun adı? Tezgahta bekleyen arkadaşlar, para getiren işte, şık diye geldi ya o. Mailler böyle. Shop'ta da şimdi dekorasyon olarak bunlar var en fazla. Şunları falan da koyuluyor duvarların köşesine. Yiyecek makinemiz, içecek makinemiz. Aslında fazla para istediğim için arkadaşlar videoyu çok kısa böleceğim. Innovapin sponsorumdan bahsedeceğim size. Bir çekiliş yapıyoruz 20 bin liralık. Videoların açıklama kısmında azıcık aşağıda Innovapin'de başlayan linke bir kere tıklayıp buradan kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Zaten benim 6 aydır birlikte çalıştığım bir sponsorum, hiçbir sorun olmaz. Kaydınızı bu benim referans taş kafa linkimle oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle ana sayfaya geçelim. Ana sayfada çekilişler menüsü var. Çekilişler menüsünden 20 bin liralık çekilişe şöyle katılmayı unutmayın arkadaşlar. 3-4 kişiye 1000 lira, bazılarına 500 lira, bazılarına 100 lira, 200 lira bakayım. Yerler yüklenecek. Bakın burada ödülleri görebilirsiniz. Toplam 80 kişiye ödül veriyorlar. Ayrıca PUBG Mobile tarzı oyunlar oynuyorsanız bakın bu oyunlarda gerçekten fiyatlar aşırı derecede uygun. Hatta şöyle kısa bir göz atın isterseniz işte 120 UC 45 lira, işte ne bileyim 325 UC 100 lira, 660 UC 212 lira. Kayıt olursanız, benim linkten kayıt olursanız çok sevinirim referansınıza destek olduğunuz için. Hemen videoya geçelim. Cansınız, seviliyorsunuz abi. Bir adet bundan, şunu iptal edelim. Bir adet bundan. Hatta dur, önce dışarıya bakalım kaç makine vardı bizde. İki tane var zaten. Bir tane daha makine koyacağım. Yiyecek makinesi koyacağım sadece. Geldim shop'a. Şu yiyecek makinesi dursun. Artı bunların bir de kutuları lazım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 tane kutusundan aldım. 5600 dolar siparişimizi verelim. Sonra ışıklarda yeni bir şey yok. Dekorasyonlarda bunlar var en son. İşte bunları yapabiliriz. Şunları şöyle bir iptal edelim. Sonrasında tezgahlar var. Bak bunlar da çok güzel şey yapıyor. Güvenlik şeyleri falan. Şundan istiyorum bu bölüm bir tane otomatikten. Buna gerek yok. Ondan sonra burada başka bir şey yapmayacağız. Burada sürekli şunu geliştirmeye çalışacağım. Hah, şurayı. Burayı geliştirdik ya. Burayı geliştireceğiz. 16.000 dolar. Yayılını geliştireceğiz. Burayı geliştireceğiz. Ondan sonra da ikinci kat falan açılıyor herhalde. Tamam, bir de parking araya 4 kaldı. Bu kadar işte arkadaşlar. Bunun bir şey yok. Fazla fazla yazmışsınız ama. Şunu bir açalım kapıyı, bir adam gelsin bakın. Mehmet Emme. Abi tam Mehmet Emme'nin geldiği saniyede de benim buraya gelmem peki. Gel bakayım Mehmet Emme, gel. Gel, burada neler var onu da bilmiyorum bu arada. Çiçekler falan almışım ben. Tamam, yapacak işi var o zaman. Gel abi. Az daha gelseydin çok taşımazdık ya. Kapıyı kapatalım da abi, çalmasınlar malları. Kapat bakayım. Sonrasında şurayı aç. Abi öncelikle şu yemek muhabbetlerini bir taşıyalım içeri. Ondan sonra geriye kalan boşluğa da bol bol çiçek alayım. Şuraya da aynı çiçekle destekleyelim. Tamam. Bir tane fazladan demir şeyim var, parmaklığım var. Aa, burada yatabiliyor muyum artık? Gene yatamıyorum hocam. Akşam olunca. Lan ne oluyor oğlum ya, sakin. Para alıyorsun değil mi? Bak kimseyi para almadan yollama, para lazım. Para çok önemli. Şunları şuraya koyalım arkadaşlar. Bir yemek yerine place diyelim. Bunu mesela, bunu nasıl çeviriyorduk? Ha şunla, orta tuşla. Bunun önü ne taraftır acaba ki? Burası mıdır? Vallahi koyayım bir bakalım ya. Şöyle koysak. Aynen böyleymiş. Bunu bir al tekrar. Bunu tekrar yerleştirdi. Vallahi bunu çöpün yanına değil de şuraya koyabiliriz ya, şöyle. Şurada dursun. Tamamdır. Bunun içerisine de malzeme koyacağız daha bir de. Topla bakalım. Ha, 40 tane yemek koydum arkadaşlar içerisine. Şunu da bir alayım.
Bunu da alayım. Bunları böyle ayak altından çekeceğim. Şu arkaya doğru koymak istiyorum. Şuraya. Şuraya. Aha buraya çok güzel olur. Pencerenin önüne. Buradan gelsin alsın. Temizlikçi arkadaşımız da var. O da çalışıyor. Bunu da bunun hemen yanına şöyle yerleştirelim. Ondan sonra ha bunları direkt dolduracağız. Şöyle 1, 2, 1, 2. İçecek dolu, yiyecek yarım. Şundan da yine birazcık depoyu doldurmam lazım. Kardeşim yemeğini yedin geldin hop çöpe attın. Doldur bakayım çöpe aldım şöyle. Heh bunu da buraya atalım böyle. Tamamdır. Temizliğimiz çok güzel, para da kazanıyoruz. Çiçekleri bir yerleştirelim bakalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu seri ana serilerim kadar fazla izlenen bir seri değil. Ondan dolayı beğeni destekleriniz bana çok güzel destek olur. Beğeni bırakırsanız vallahi sevinirim. Elinize kolunuza sağlık. Abonelik de olursa yine süper olur. Elinize sağlık arkadaşlar. Sıkıştım. Tamam. Bunu buradan yapamıyorum. Mecburen yamuk da olsa buraya koyacağım şöyle. Biliyorum birazcık kayacak sıra ama. Burayı da böyle dolduralım güzelce. Güzel oluyor ama bak. Buraya baksanıza nasıl oldu? Bak biri hırsızlık yapıyor. Benim rahatlık peki? Hocam. Nerede acaba? Buradan geliyor gibi ses. Çok da karanlık bir şey de göremiyorum. Yanlış tarafa geldim ya. Geri geliyorum. Oğlum lan herif tekeri çaldı. Aha burada. Yaşlı. Yaşına başına bakmadan teker çalıyor. Hayır biz güvenlik görevlisini niye tutuyoruz oğlum? Adamı deletme. Kaçıyor hala ya. Temizlikçi adam da garibim çalışıyor. Çalış babacığım çalış. Bunlar da bunları alıyorlar. Çalışsınlar güzelce arkadaşlar. Bu da çalışsın. Niyeyse böyle bir çarpılıyormuş gibi çalışıyor ya. Ay beyaz ışık gözüme alıyor. Ben bunlara biraz yemek söyleyeyim mi abi depolara? Birazcık yemek. İlave yemek söyleyelim. Chop'tan neydi o söylediğim şeyin adı? Bir tane bu 50 piyes. Bir tane bundan. Ha bu dolu zaten. Bir dakika. Şundan 2 tane. Bundan da 3 tane. $500. Biraz da çiçek söyleyeyim. Ya da ne bileyim işte bankmak bir şeyler söyleyelim yani. Mesela şu 10 beğeni veriyor. Şu 15 beğeni veriyor. 15'ten alalım. Birkaç tane alalım şöyle. 2 tane mi alabiliyorum en fazla? Tamam. 2 tane. Bunları alayım. Bunları da bir yerleştirelim. Çiçek kaldı mı benim çantada? Siz hariç chat. Siz hariç arkadaşlar. Size söylemiyorum. Böyle bir fullleyelim ya şu ön tarafı. Oğlum bunun üst katını ben çıkmayı bulamadım bu arada. Göremedim yani. Şöyle şunu da yerleştirelim de. Şöyle bir adet. 2 adet. Aa burada çamaşırları da eksik. Bunun etrafında çamaşır yok. Ortaya ben bunları koyuyorum ama arkadaşlar çamaşır olmadığı için eksik duruyor biraz. Ne yapacağız bunları? Bunları da şuraya mı koyayım böyle? Ya da dursun ya. Rastgele koymayalım. Bir çam ağacı falan ben bir alıp geleyim. Bir de niye bu kadar karanlık ya? Gözlükten dolayı mı acaba? Yok her türlü karanlık. Malzemelerimiz geldi. Bu arada bir tane eksiğimiz varmış. Bunu bir açayım şöyle. Bakın şunu çantaya alacağım şimdi. Şöyle. Gel Mehmet abi. Gel canım benim. Boşalttık seni. Şimdi buradan öncelikle şunları alacağım ki şeyleri doldurayım. Otomatları doldurayım. Sonra bunları da alayım. Zaten para kalmadı ya. Para birikmez oldu. Nazar ettiniz. Geçen bölüm 3-4 gün önce mi ne yayınladık herhalde? Çok para var falan demiştik. Bir daha paranın yüzünü göremez olduk yani. Hainler size. Nazar ettiniz. Vallahi nazar ettiniz bu arada. Ne yapacaktık ya? Ha, telim vardı ya benim. Bak bu teli ben şuraya almışım. Burada bir tane eksik varmış. Heh. Böyle olunca burası da tamamlandı. Buralarda eski tel ama olsun. Kırılsa da yenisini şey yaparız, alırız. Bir de bankımız var şöyle. Mesela şu bankı da oturuyorlar mı burada bilmiyorum ama mesela otomatik kullandı adam gelip burada yemek istiyor tamam mı? Şöyle iki taneyle bankı da koyayım bunun yanına. Başka zaten bir daha şeylerimiz var. Malzemelerimiz var. Bunları bir güzelce dolduralım. Tamam bu 95 tane var bunun içerisinde. Bu adamda 35 tane kalmış. Şöyle bunu da fırlayalım. Bu da 195 de bu oldu. İki tane de çiçeğim var hocam. Başka bir şey kalmadı. Hocam sabah olsun sabaha kadar para biriksin. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu an yapacak bir şey kalmadı çünkü. Para yok yani. Arkadaşlar bir akşam geçecekti. Ben yanlışlıkla oyunu geri yüklediğim için iki akşam geçirmek zorunda kaldım. Tekrardan kaldığımız yerden geri devam ediyoruz. Şimdi normalde SSC basıp oyunu save game yapacaktım. Ve şuna tıklayacaktım tamam mı? Sonra ben load game yapmış ve bunu tıklamışım. Dolayısıyla... ya başladığımız yere gelmiştik. Tabii biraz değişiklikler oldu. İster istemez aynısını yapmaya çalışırken. Öncelikle şu taşlardan aldım. Bunları bir denemek istiyorum. Şurada. Şöyle. Buralara güzelce bitkiler falan çiçekler ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar şuraya.
Ondan sonra şuraya diksem nasıl olur diye bilmiyorum ama gene de yapacağım ya. Sonuçta bunlardan aldım ve boşa gitmesin. Şöyle bir tane bundan şöyle. Hatta bunu isterseniz şöyle yapalım ama karanlıktan gözünüz görüyor mu acaba? Onu bilmiyorum. Gözünüz görmeyebilir belki. Şöyle bir tane daha, bir tane daha, şöyle bir tane daha. En azından bu sırayı bitirelim de şu koşan güvenlikçi. Güvenlikçi niye koşuyor abi ya? Devri atsan ya, yani daha mantıklı olmaz mı? Şimdi bunun içerisine çiçek koyalım değerli dostlar. Şöyle mesela şuraya böyle güzelce bir çiçek koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Nasıl durduğuna bakacağım. Bence güzel duruyor ya. Ne dersiniz? Ha çok estetik mi değil ama oyunun grafikleri böyle zaten. Yani yapacak bir şey yok ki. Merhaba abicim, kolay gelsin. Para basıyoruz. Şu makinelerin hepsini yeniden koydum. Doldurdum. Beğenimiz. Aha. Dur, bir şey oldu. Biri vuruyor. Hangisine vuruyorlar ya? Vallahi birine vuruyorlar ama hangisine vuruyorlar? Hey, get the hell out of here. Gitti mi o? Gitti galiba. Bunları kırmaya çalışıyordu arkadaşlar az önceki vatandaş. 13.000 paramız var. Biraz da malzemelerim var. Önce şu otomatik gişeyi bir almaya çalışacağım. Efendim shop. Güvenlik. Otomatik gişe. Bunu bir satın aldı. Bu gelecek galiba bize. Tamam, o gelsin. Bu arada depo büyümüş. Aynı boyutta görünüyor ama bakmayın böyle göründüğüne. Gerçekten büyümüş arkadaşlar. Buradan birazcık şunları alayım. Biraz da şu ağaçları alayım. Bayağı bir beynimizi artırdık bu arada. Beynimiz güzel. Şu ağaçları şu araya da yerleştireyim. Abi şu önümüzdeki yer var ya, muhteşem oldu ya. Her şeyiyle çok güzel oldu. Şimdi bu ağaçları şuraya koyacağım öncelikle. Ya buna nasıl geçtin ya? Ben ağaç istiyorum. Bir dakika. Ha şuradan itibaren aynen. Burası 1. Burası 2. Burası 3. Mehmet amca da gelmek üzere herhalde. 2973 beğeni, 6 beğeni. Böyle teker teker beğenilerimizi artırıyoruz işte. Çiçek işi birazcık zahmetli bir iş ama gördüğünüz zaman gerçekten şık, aşırı derecede tatlı duruyor. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu arada Anno 1800'ü satın aldım. Askerden geldiğimde ancak oynayabileceğiz. Bunlar tamam arkadaşlar. Mehmet amca geldi ama şurayı da koyup öyle gidelim. Bu buraya sığmayacak mı böyle? O zaman şöyle yapalım hocam. Bunlardan birkaç tanesini alayım. Boşlukları en azından şey yapalım. Dengeli boşluk oluşturalım. Şöyle yapalım. İçeriye girdiği kadar girsin. Şu kadar girebiliyor. Peki. Bunu da böyle yapalım. Şuraya da bir tane daha sığsa var ya. Abi bir tane sığsa bizim hiç problemimiz kalmaz ya. Şöyle boşluğu birazcık açtım. Biraz da burayı şöyle bir açayım aşağı yukarı. Biraz da burayı şöyle açıyorum. Tamam. Şu iki tanesindeki boşluğu da biraz açtığım zaman, dip dip olmadığı zaman bu iş biter hocam. Böyle buraları biraz keserek atlıyorum ama sıkılmayın diye arkadaşlar. Tamam, nasıl oldu hocam? Bak bura güzel. Sağ taraf zaten çok güzel ama amatör şeylerle süsledik orayı. O zamanlar onlara çıktı. Buraları da böyle süslediğimiz zaman buralar da güzel olacak. Şunu şöyle içeri doğru girdiği yere kadar girdirelim. Çok az bir şey boşluk bırakacağız. İleriye doğru yatırım olması için. Buraya da aynı. Mehmet amca içeride tost diyor. O yerken ben de şurayı mümkün mertebe ilerleteyim. Şöyle bu da tamam. Başka bir şey kaldı mı? İki tane çam ağacı kaldı çanda da. Çam ağaçları nereye koysam ki ya? Şunların arasına koyayım mı şöyle? Buralara koyabilirim bence ya. İki tane. Şunlar küçük, buralara sığmaz da. Neyse işte şimdi bitkilerden çiçeklerden süsleyeceğiz. Şu otomatiği bir alalım bakalım. Otomatik ne işe yarıyor? Şu temizlikçi adama yazık ya. Bunların var ya habire içtiği şeyleri topluyor garibim. Gel bakalım abi. Gel yanaş. Gel 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 gel. Ablamız gene işten çıkmış, devam ediyor. Ablacım hayırlı işler. Arada otoparka da getir şu şeyleri, adamları ya. Burada neler var? Otomatik park sistemi var. 4 tane ağacımız var. 4 tane saksımız var. 4 tane oturmalı süslemeli bölgemiz var. 6.000 de paramız kaldı. Bu paraya da çiçek... Onun suyunu avradını. Bina yıktılar. Bu paraya da çiçek alayım. Valla şundan alalım. Şöyle bir 10 tane bundan, 10 tane bundan alayım. Hatta biraz daha. 15 bundan, 15 bundan alayım arkadaşlar. Tamam, 20'ye 20'ye fix olduk ya. En son 20'ye 20 aldım. Hocam bunları bu toplasın. Ben hiç toplamayacağım. Bunu da bir alalım. Çöp tenekesi bu oyunda yok hocam ya. Ben göremedim arkadaşlar. Varsa siz bana muhakkak söyleyin. Şimdi hocam ben istiyorum ki bu adamlar buradan yemeğini aldıktan sonra şurada otursunlar ve yemeklerini tüketebilsinler. Şöyle. Tamam mı? Bu
bankımız böyle. Yani buraya kadar böyle gelecek. Tamam, 4 tane mi almışım bundan? Peki, bunu da bunun yanına şöyle çekelim. Bunların üzerine de şöyle ağaç ilave edersem bunlardan. En azından birbirlerini görmezler. Nasıl oluyor böyle? Bunu başka nereye koyabilirim? Mesela şu köşedeki sağ tarafa koyabiliyor muyum acaba? Mesela şuraya şey yapsam. Buraya hiç koyulmuyor ya. Buralara. Şuralara falan koyuluyor böyle. O zaman ben burayı... ya burayı bir dizayn edeceğim. Önce diğer tarafları bir bitirelim de. Şunu bir alalım. Şunu. Onun yerine şunu koyayım. Otomatik olanı. Doğru değil mi şu anda? Diğer tarafta var mı? Aa, buraya koymam gerekiyor mu acaba ya? Mesela şuraya, yok, buraya koymam gerekmiyor. Buradan geliyor araç, parasını ödüyor. Şuradan ticket biletini ödüyor. Şu adamı çalıştırmama gerek yok o zaman arkadaşlar. Dur, bu adamı işten çıkartayım, para kazanalım biraz. Yine geldi, vuruyor, bir şeyler yapıyor ya. Nereden geldi o? Neredesin lan? Hey, get the hell out of here. Heh, şerefsiz. Diğer taraftan içeri girmeye çalışıyor. İşçiler çok fazla yük aldığı için bizden, yani çok fazla para aldığı için günlük neredeyse 1000 dolar buna gidiyor sadece. Aslında şunlar çok pahalı da. O yüzden işçiyi devre dışı bırakıyorum. Şu otomatik sistem bize herhalde para kazandıracak arkadaşlar bayağı bir. Onu işten çıkardık. Geri geldik. Gerçi Mehmet amcadan da mallarımız vardı. Onları da bir alayım şöyle. Burada güzel bitki şeylerimiz var. Şöyle bir tane buraya koyayım arkadaşlar. Ha, bu evin şeyine koyamıyoruz hizasına. Bir tane bundan koyalım. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Ya bunlar beynimizi ve bölgenin güzelliğini artırması açısından. Böyle iki tane de çiçek koyacağım. Bunu da şöyle yerleştireyim. Tamam. Nasıl oldu? Abi, burası bitki köşemiz. Birbirinden farklı bitkilerimiz var güzelce. Şunu da satalım. Sonra da diğer malzemeleri alalım. İçeri gideceğim tekrardan. Hadi bakalım. Sistem nasıl abi? Şuraya gelip arabaların girişini çıkışını seyredebiliyoruz. Çok da güzel para da kazanıyoruz değerli arkadaşlar. Ondan sonra burası da yine tatlı bir bölge. Burası da güzel bir bölge. Hepsi birbirinden güzel oldu. Ufak tefek şimdi çiçeklerle buraları da süslediğim zaman benim işim biter aga. Şöyle. İşim biter derken bu katta işimiz bitecek. Bir de diğer taraf var. Tabii o birazcık daha sıkıntı. Bunları yine şöyle... Birer ikişer tane koyalım. Hatta bunu aynen. Oo, süper olur böyle. Bak, birinin ortası beyaz, diğerinin kenarları beyaz. Sırasıyla hocam. Böyle değil mi? Aynen. Bu bir. Bu iki. Ya burası da eksik kalmış zaten. Şu bir. Gerçi bunu koymayalım. Çünkü nasıl devam edecek onu kestiremiyorum şu anda. Burası bir. Burası bir. Burası bir hocam. Yine burası bir. Burası bir, bak, biraz kenarda olmuş. Arkadaşlar, ufak tefek şeyler için beni şey yapın, bağışlayın. Öyle söyleyeyim çünkü şey yapıyorum ya, gıcık oluyorum bunu yerleştirirken. Etrafını hem bana göstermiyor. Bak, aynısı burada da var. Şöyle koymak lazım da. Bak, bu nerede mesela? Bu o kadar saçma bir yerde ki. Ortalı gibi geliyor. Bir koyuyorum, sağda solda olmuş. Nasıl oldu hocam? Burası da süper. Burası da temiz. Şimdi... Bu da bittiğine göre gece olacak gene. Gece para kasarız herhalde sabaha kadar. Üst kata falan bir bakayım ya. Ofisin yeni hali için kaç para gerekiyordu ona bir bakayım. Şunlarda yiyecek var mı? 85, 81. Şunda ne kadar yiyecek var? Buna da bir bakalım. Ablamız yemek yiyor. 79. Tamam, bunlar da iyi. Bittikçe bunları revize edeceğim arkadaşlar. Birazcık çam ağacı siparişi vereceğim şimdi. Değerli arkadaşlar, ekstra olarak şurada 5000 dolara... Yolları asfalt yapıyoruz, 50 beyni geliyor. Bunu da yükselttim maalesef. Ondan sonra da şu sidewalk dediği var ya, yaya yolu, onu da 5000 dolara yükselttim. Oo, süper oldu lan. Uy, sabaha kadar 15-20 bin dolar para kazanabilirsem sabahleyin çok güzel olur burası. Bak, yerler falan nasıl, baksanıza, efsane oldu. Bunu da bir boşaltayım. Ben de çalışıyorum bak, hala emekler adamız kardeşim, biz patron olduk. Tamam, hadi bu işten şey yapalım demiyorum yani. Bunların ortasına da iki tane bitki koyayım. Şöyle bir. Şöyle iki arkadaşlar. Tam ortalı olsun diye çektiğim çileye bakar mısınız ya? Nasıl oldu? Oo, bu daha güzel oldu ya. Şu çam ağaçları biraz hırçın duruyordu. Şimdi çok daha güzel oldu. Keşke bunda insanlar gelip otursa yiyeceklerini yeseler ya. O zaman daha böyle tatlı City Skylines gibi bir oyun olurdu.
Bunu da buraya koyalım. Tamam. Hocam nasıl oldu? Uy, fıstık gibi oldu lan. Vallahi var ya, dekorasyon desen var kardeşim. Her şey var bizde. Mehmet abi geldiydi. En son malları getirdi. Hava kararmadan onları da koyalım. İnşallah yetişirim. Bunları böyle hızlı hızlı alacağım. Tamam. Ondan sonra da zaten arkadaşlar gece bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taş atıyor gene bak. Ya birader, oğlum işimiz var. Bizi oyalama. Gel lan buraya. Nereden vuruyor la? Hakikaten nerede la bu herif? I've got to keep an eye on business. Allah Allah. Piyasada yok ha. Nereden vuruyorsa bir yeri kırıyor da kesin. Hey, gel 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 gel, kaçma buraya. Kaçma lan. Hey, get the hell out of here. Şerefsiz, yetişemedim. Yetişebilseydim ağzını burnunu kıracaktım. Hocam geliyor adam, ticket'ini bırakıyor, ücretini ödüyor, devam ediyor arkadaşlar. Sistem bu. Bak fıstık gibi. Hadi bakayım, devam et ticari. Geç kaldık ya. Akşamdan ben ne güzel orayı yerleştireyim diyordum. Vallahi geç kaldık arkadaşlar. Ama ben söyleyeyim, bize çok güzel oldu buralar. Yerler falan, hele yaya yolları falan muhteşem oldu. Fıstık gibi oldu. İşçi arkadaşlarımız çalışsınlar. Biz şey yapalım. Şu ağaçları yerleştireyim. Şu arayı full çam ağacı yapayım. Elimde çam ağacı çok. Ya da bir şey yapmayayım ya. Yarın yapalım. Şu çam ağacını nereye koyabilirim? Mesela şu karşıdaki yere koysam. Lamba da koydum ama gene de karanlık oluyor kardeş ya. Aha yandı vallaha. Bunların arasına şöyle arkadaşlar çam ağacını koysam ara ara. Buna sığmıyor. Sığanlara koyayım ya. Bunu da şey yapmayalım. Bunu da. Ha bu oluyor bak. Böyle tam bu hizadan koyunca sağ sol tutturması zor oluyor. Yükseklik nasıl bilmiyorum da. Allah'ım. Çam ağacı dikmek için çektiğimiz çilelere bak kardeşim ya. Kaç tane eksik? Abi 2 tane taş beton alacağız. Hatta 3 tane alacağız galiba. 1, 2, 3, 4 tane alacağız hocam. Arkadaşlar gece muhteşem olmadı mı? Aa bu Mehmet abi. Lan Mehmet abi. Ana bizim adam. Gece çok güzel olmadı mı ya maşallah. Biri bir şey mi çalıyor ya? Heh. Çok güzel oldu sistem ya maşallah. Geç bakayım. Bunlar ne hocam? Bu takılan arabaları silmekle kullanılıyor. Peki bu çöp kovası, bu sopa. Şunun ne acaba? Şunun kilidini açamadım ben. Yedek çanta falan olsa çok güzel olur. Onu yani yazmadığınız yorumlara ben de bilmiyorum açıkçası. İzlemedim de oyunu daha önce. Bak burada bir tane kilitli şey var. Acaba neydi açılıyor? 6 level de olmak üzereyim bu arada. 3368 beyindeyiz. Nereye gelmişiz ya? Hey maşallah. Sabaha ben kesin 6 level olurum arkadaşlar bu arada. Yani sabaha derken oluruz ya. Aynen kesin oluruz. Kapıyı kapat. Ya çal, kapatmayayım ya. Çalarsa çalsın. Böyle gidelim arkaya doğru. Neler yapabilirim diye ona bakıyorum şu an. Buraları fulledim zaten. Çiçekli yerler de tamam. Mesela şu ağaçları başka nereye koyabiliyorum? Yola koyamıyorum. Abi sadece refüj tarzı yerlere koyabiliyor. Böyle şunları da yani boş kalmasın. Beğeni için. Daha fazla şey için, müşteriden para kazanmak adına bunları da koyalım. Ben burayı da bir koyayım, karanlıkta siz seyretmeyin, sonra devam edelim. Lan oğlum zaten gece gözüm görmüyor, defol git ya. Buradan vuruyor bak. Burada da değil. Nerede bu ya? Aha bak buradaymış. Gel gel yakaladım seni. Bak bu jopu sana nasıl monte edeceğim. Hey, bak bu nasıl? Bayılsana lan. Bir kere bayıl da şu jopla sana güzel bir muamele yapayım. Kafana kafana vuracağım ya. Bu arada arkadaşlar çok ciddi para kazanıyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama para basıyoruz yani. Kazanmıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. 20 bin oldu ya paramız maşallah. Sabah olsun ikinci katı çıkabilirim ben buraya sabah. Ne oluyor ya? Kornaya basma. Ablama dikkat et. Ona bile korna basıyor. Çok agresif lan bunlar. Adana gibi burası ha. Arkadaşlar şu çektiğim çileyi bir görseniz var ya. Şu kestiğim yerlerdeki keseceğim. Daha şu an kesmedim de yani. Siz videoyu izlerken bu kesilen yerlerdeki çilelerimi bir görseniz. Üzülürsünüz lan, yazık bu çocuğa dersiniz ya. Abi şuralara bak. Boşa gitmesin dedim aldığım malzemeler. Aralara iyice sıkıştırayım dedim. Allah var ya, seke seke sekmece oynadım burada ya. Bak şu aynen böyle bak. Hiç şu an tam şeyi yani gerçek. Gerçeği bu. Bak. Aralara şunları yerleştireyim diye çektiğim çile bir baksana ya. Kardeşim bak bazı yerlere sığmıyor da mesela diğer bitkilerin şeyine giriyor. Alanına giriyor. Ben burada yaşayamam diyor. Ben de ne yapayım yani, yaşayacaksın diyorum, kavga ediyoruz. Bitti mi hepsi?
Ay çok şükür. 3555 beğenideyiz. Çok şükür arkadaşlar, çok şükür. Hocam her şey tamam. 25.300 ile para birikmiş. Buralar da tamamlandı. Çiçekler falan da süper ötesi oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Çok orman gibi oldu yani. Biraz uğraştırdım olsun. Orman gibi oldu güzelce. Buradaki çiçeği mi çaldınız lan? He? Bunlardaki yiyecekler nasıl güzel. Onlar da güzel. Bak gözümün önünde yer atıyor ya. Terbiyesiz herif ya. Bunu buraya atalım. Hocam bir tane çöp kamyonu alalım. Çünkü yemek yiyorlar burada. Adamların midesi bulanmasın. Bir tane çöp kamyonu alalım. O bir gelsin. Onun haricinde şimdi nereden büyütüyorduk burayı? Şuradan büyütüyorduk. 16.000 dolara level 3 yapıyoruz. 10.000 dolara da şurayı, kaldırımları geliştiriyoruz. Ben şunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ondan sonra 10.000 dolar diyor arkadaşlar. Zemini açtım 10.000 dolara da. Ben nereye açtım hocam şu an? Bir bakabilir miyim? Nerede hani? Ha, yeni açtığım bölge ta karşıda. Ta diğer köşede. Boya alıp öyle gideyim o zaman. Uzak boşuna kadar, boşuna oraya kadar gitmeyelim. 8, 8, 16, 19 tane boya gidiyordu. Boya şöyle bir alalım. 17, 18, 19. 20 tane mi alayım? 18 tane alayım ya. 18 tane boyamız da gelsin. Onlar gelince beraber gider görürüz. Karşıdan geçen çocuğu gördünüz mü? Sol tarafa doğru koşuyor. Bizim güvenlik görevlisi de çocuğun arkasında koşuyor bak. Aa, buradan dışarı çıkamıyorum. Keşke çıkabilsem. Bak şuradan kovalıyordu onu, gördünüz mü? Kaçıyor bak, şuraya doğru kaçıyor. Salak ya. Adam bana sıkıntı üretmek için her türlü yöntemi denedi ya. Gel Mehmet abi. Gel abi. Gel. Ben hazırda seni bekliyordum zaten. 6 level olamadım bir ya. 6 level olsaydım. Kapıyı kapatmayayım. Zaten bir şey yok depoda. Hepsini yanıma alacağım. Buranın güvenlik duvarları yok. Ana, en baştan güvenlik duvarlarını falan yapacağız. Burayı güvenlikleyeceğiz arkadaşlar. Bizim bir sürü işimiz var. Buradaki şeyleri, araçların... 6 level aldım bu arada. Araçların park yerini falan yapacağız. Bak burada hiçbir şey yok, görüyor musunuz? Ben buraya dekorasyon yapmayayım ya. Yorucu olur oğlum ya. Hadi yapayım mı? Ne bileyim. Abi iyi beğeni gerisi yaparım. İyi beğeni, iyi abonelik. İzleyen arkadaşlar benim abone olursa ben yaparım. Ama olmazsa, çok beğeni abonelik gelmezse, 2 tane eksik kaldı. Öyle bırakır geçeriz. Şimdi 10.000 dolar var. Şuranın zemini de hemen değiştireyim. Arabalar da burada park etmeye başlasınlar. 6 level olmuşken bence bundan sonraki duvarları 6 level şey yapalım. Yapalım. Arkadaşlar şimdi o en son inşa ettiğimiz yer şurası mıydı acaba? Burası mıydı, burası mıydı acaba? Yol bağlantısı, asfalt zemini. Neyse şöyle yapalım, sırasıyla gidelim. Zaten para da kazanıyoruz ya, sorun olmaz. Tamam, bir tane daha çöp çağırayım. Biliyorum ihtiyaç yok ama olsun. İkinci katı da buradan açıyoruz abi. İkinci kat bölgelerini buradan açıyoruz. Ama bunların hepsini tamamlamamız lazım. Arkadaşlar gelecek bölüm tamamlarız bunları. Şu son iki boyayı da gidip şey yapalım, yerine yerleştirelim. Para zaten kolay kazanılıyor. Niye derseniz sürekli araç park edebilecek alanımız artıyor. Sürekli. Ondan sonra ikinci katta koyabiliyoruz. Sonraki bölüm burayı 6 level duvarla çeviririz. Yeni bölgeyi, yeni açtığımız alanı. Tamamdır. Ondan sonra buraları kapatırız, süsleriz. Şu arka tarafı taşlarla süslerim. Öyle hallederiz ya. Bakayım bir. İyi, güzel oldu. İkinci kat çıkacağımız için şunları kullanmayacağım. Şu gölgelikler var ya, bunları yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü gereksiz olacak yani. Üstü komple betonla kapanacağı için gerek kalmayacak bunlara. Bunları hatta direkt satarım muhtemelen. Grafiti yapmış bir yere çocuk. Oha, şunun arkasında. Nasıl yaptın o çiçeklerin arkasına? Nereden girdin ya? Şunu bir silelim, bölümü bitirelim. Sizler de bu arada arkadaşlar videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, destek yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Beğenen, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bu bölümü de böyle bitirmiş olalım. Parking Tycoon'un 5. bölümüydü. Ben 6-7 ile bitiririz diyordum ama şu anki işlerle beraber bu 8'e kadar gidecek gibi görünüyor. Ne yapacaktık? Bir şey yapmayacağız. Oyunu kaydedeceğiz. ESC, Save Game. Oyunu tekrar bir kaydedelim. Saat şu anda kaç? 15. 15. Tamam, kaydettim. Buradan da ana menüye çıkıyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.